Canım annem, canım babam, işte geldim dünyanıza. Seveceğim, sevileceğim, büyüyeceğim, beni de alın yanınıza. Minicik, küçücük, ufacık adımlarım var benim. Sevinçli, mutlu, sevgi dolu günlerim olacak benim. Minicik, küçücük, ufacık adımlarım var benim. Sevinçli, mutlu, sevgi dolu günlerim olacak benim. Canım annem, canım babam, canım öğretmenim. Merhaba sevgili izleyenler. Büyüyen adımlara müzikli bir başlangıçla merhaba demek istedik. Bizler biliyoruz ki okul öncesi dönemde verilecek olan eğitimin önemi sanat eğitiminde de kendini göstermektedir. Bu dönemde verilecek olan sanat eğitimi çocuğu geleceğin üretken gençleri olarak yaşama hazırlayacaktır. Çocuğun müzik eğitimi almasını isteyen bir aile çocuğunun müziğe karşı yetenekli olup olmadığını nasıl anlayabilir? Bir çocuğun müzikle ilgilenmesi için çok yetenekli olması gerekir mi? Müziğin çocuğun gelişim alanlarına etkisi var mıdır? Çocuğun yaşına göre gösterdiği müzik özellikleri nelerdir? Bugün bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Konuyla ilgili olarak Profesör Muammer Su'nun değerli bilgilerinden yararlanacağız. Bilindiği gibi her çocuk birçok yetenekle birlikte doğar. Bu yeteneklerin gelişmesi, geliştirilmesi üç belli başlı etkene bağlıdır. Birisi soya çekimden sahip olduğu veriler, ikincisi çevre, üçüncüsü de eğitim. Yani her çocukta müzik yeteneği vardır. Müzik yeteneğinin derecesi ve gelişmesi söz konusu. Küçük yaşta müzik yeteneği çocuğun ilgi alanlarından belli olur. Çocuk müziğe ilgiliyse radyodan, televizyondan dinlediği müzikleri tekrar edebilir, ilgiyle dinleyebilir. Annesi, babası, abisi, ablası bir çalgı çalıyorsa onu çalmaya çalışır. Her halükarda müziğe yeteneğini, müziğe ilgisiyle gösterir. Ailelere ve öğretmenlere bir tavsiyem, çocukları müzik konusunda eğitmeye, öğretmeye kalkmasınlar herhangi bir şeyi. Örnek olsunlar. Yani bir anne şarkı söylüyorsa çocuk da söyleyebilir. İlle şarkı söyleyeceksin diye tutturmak gerekli değil. Ya da anne piyano çalıyorsa, baba piyano çalıyorsa, abi diyelim brokfül çalıyorsa çocuğun ilgisi varsa zaten o tarafa yönelir. İlle sen de piyano dersi alacaksın ya flüt dersi alacaksın diye tutturmak çocuğu müzikten uzaklaştırır. Örnek olmak en iyisi, zorlamamak lazım. Bir de çok önemli bir şey var, bizde ailelerde ve öğretmenlerde cimrilik var. Ne cimriliği biliyor musunuz? Aferin cimriliği. Çocuk iyi bir şey yaptığı zaman aferin demiyoruz. Kötü bir şey yaptığı zaman, bize göre kötü bir şey, hemen azarlıyoruz. Çocuğun küçük hataları olsa bile, çocuk onu hata diye yapmıyor. Onun için onları görmezden gelmek mümkün, tavsiye edilir. Asıl olan çocuğun yaptığı iyi şeylere uygun sözcüklerle aferin demeyi ihmal etmemek gerekir. Diyelim ki çocuk bir çalgının başına oturdu ve bir parçayı bazı seslerini doğru bazı seslerini yanlış çalıyor. Ona yanlış çaldığı sesler yüzünden uyarıda bulunmayın. Doğru çaldığı sesler için aferin diyeyim. Daha çok hevesle çalışacaktır müziğe. Her çocuğun da müzik yeteneği vardır. Şarkı söyleyebilir, çalgı çalabilir. Müzik dinleme merakı vardır. Dinlesin varsın. Müzikle ilgili çeşitli hareketler yapabilir. Genel eğitim okullarında ki onun ilk basamağı okul öncesinde eğitim. Okul öncesi eğitimde müzik eğitimi tıpkı demin söylediğim gibi zorlayarak değil, öğretme amacıyla değil, öğrenciye, çocukcağıza model yaratma şekli de olmalıdır. Yani öğretme yerine eğitim esas olmalıdır ve eğitimin ana
teması da örnek oluşturmak, örnek dinletmek. Konumuzla ilgili olarak bir babamızın ve öğretmenimizin sorularını izleyelim. 4 yaşında bir çocuğum var, bir müzik aleti çalmasını istiyorum. Hangi müzik aletini çalabilir? Çocukların kullanabileceği müzik aletleri yaşlarına göre farklılık gösterir mi? Annenin babanın çocuğuna müzik eğitimi aldırması çok güzel, iyi bir şey. Ama çocukta istek yoksa lütfen üstelemeyin. Daha çok uzaklaştırırsınız müzikten çocuğu. Eğer çocukta istek varsa o zaman müzik eğitimi aldırmayı düşünün. Ama çocuklar çok hassastır. Kırmamaya, müzikten uzaklaştırmamaya özen göstererek. Çocukların yaşlara göre çaldıkları özel çalgılar yoktur. Ama çalabilecekleri çalgılar dersek, örneğin 2-3 yaşında bir silifon ve telefon gibi vurularak çalınan çalgı varsa onunla oynayabilir. Yahut belli bazı ritmik kalıplar yapabilir. Ama bir çalgı mesela 2 yaşında çocuk piyano çalamaz. Çocuğum piyano çal, ben senin yüksek zekalı, çok büyük bir piyanist olmanı istiyorum demek de yanlıştır. Evde piyano varsa, çocuk da meraklıysa bir süre sonra kendisi başlar çalmaya zaten. Daha sonraki yaşlarda, yani en azından ilkokul öncesinde metalofon, silifon, tef ve benzeri vurma çalgılarla ilgilenirse iyi olur. Çok yetenekliyse 4-5 yaşında piyanoya başlayabilir. Söylediğim gibi çocuk isterse anne baba ona o olanakları sağlamalı. Tabii bu da örnek yaratarak olabilir, müzik dinleterek olabilir. İlkokul çağına geldiğinde çocuk çeyrek keman denilen küçük kemanlar var. Onunla kemana başlayabilir ama buna aile karar vermesin. İyi bir müzik öğretmeni karar verebilir. Almanya'da Karl Orff isimli bir besteci ve eğitimci olan kişinin bulduğu bir Orff sistemi var. Çocuğa fazla zorlamadan müzik yapma olanağı verir bu. Orff çalgıları diye bir takım çalgıları toplamış bir araya, yani vurularak çalınan silifon, ki o tahtadan yapılıyor. Küçük küçük tahta parçaları var. Seslere göre ayar ediliyor. O tahtalara çubukla vurarak çocuk bir müziği icra edebilir. Bunun metalden yapılanı var. Metalofon diyorlar ona. Sonra bildiğimiz tef, ama çocuğa göre küçük tef kullanılıyor. İki tahta çubuk birbirine vurularak çalınıyor. Davul var, zil var. Böyle vurmalı çalgılardan oluşan bir grup. Biz anaokullarımızda bulabilirsek Orff çalgılarından yararlanalım. Ama Orff çalgılar olmasa da başka araçlarla çocuklara müzik eğitimi vermek mümkün. Bir kere çocuklara sevdikleri çocuk şarkılarını dinletmek, söylemelerini sağlamak, ritmik alıştırmalar yaptırmak, oyunla müziği iç içe vermek mümkün. Öğretmen, tekrar ediyorum, öğretmeye değil eğitmeye özen göstermeli. Çünkü öğretmek istediğiniz zaman çocuklar beyinlerinin kapısını, alma kapısını kapatıyorlar küçük yaşlarda. Hele bir de sen yapamadın, bak olmamış orası dediğiniz zaman iyice kapanırlar. Hiç müzik eğitimi yapamazsınız. Burada çocuklara oyun, müzik, drama iç içe bir eğitim verilebilirse, çocuğun yetenekleri de, eğitimci eğer müzikle ilgiliyse, onun tarafından görülebilir. Müzikçi olmayan da görebilir çok yetenekli çocukları. Daha sonraki sınıflarda, ilkokulda artık müzik öğretmenine yahut sınıf öğretmenine gidecektir. Anaokulu bunlar için eğer bir zemin oluşturabilirse, anaokulunda verilen genel eğitimin yanı sıra müzik eğitimi de verilebilir ve böyle bir zemin oluşturulabilirse çocuk yeteneğini orada ortaya koyabilir. Okul öncesi müzik eğitiminden bahsediyoruz. Peki okul öncesi dönemde verilecek olan müzik eğitiminin asıl amacı ne olmalıdır? Bu eğitimi verecek olan öğretmenlerimizin sahip olması gereken nitelikler nelerdir? Bir de uygulama sırasında öğretmenler nelere dikkat etmelidir? Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin amacı
profesyonel müzisyen yetiştirmek değil. Onun için çocukları ille müzik yapacaksın diye zorlamak doğru olmaz. Ama çocuğun müziğe yeteneği varsa bunun ortaya çıkması için ortam hazırlamak okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin amacıdır denilebilir. Bu ortam hazırlamada çocuk şarkılar dinletilebilir. İyi müziklerden kısa örnekler dinletebilir. Çocukların konsantrasyonu uzun süre mümkün değil biliyorsunuz. Yani bir konuya kendilerini uzun süre bağlayamazlar. Onun için kısa süreli parçalar dinletilmesini öneririm. Yahut mesela bir kısa bir marş çalıp çocukları o marşın temposunda yürütmek olabilir. Yahut bazı ritmik alıştırmalar olabilir. Eğer of çalgıları yoksa, ki varsa bile olabilir. Mesela sözden yararlanarak ritmik eğitim yapılabilir. Şöyle bir söz kalıbı alalım. Tilkiyi tut, tavşanı yut. Bu eğer okul öncesi eğitimde toplu bir sınıfta eğitim yapıyorsak bütün çocuklara birlikte söyletilir. Bunu söyledikten sonra da çocuklara şöyle bir öneride bulunabilir. Bunu içinizden söyleyebilir misiniz? Ben dudaklarınıza bakacağım. Tilkiyi tut, tavşanı yut gibi. Aferin, şimdi de el çırparak aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Tilkiyi tut, tavşanı yut. Peki hiç söz söylemeden sadece bu vuruşları yapabilir misiniz? İçinizden düşünün ama. Çok güzel. Şimdi biraz daha büyütelim bunu. Tilkiyi tuttuk, tavşanı yuttuk. Söyleyin bakalım. Çocuklar söylüyorlar. Sonra öğretmen vuruyor elini. Siz de yapın çocuklar diyor. Çocuklar bunu tekrarlıyorlar. Böyle çeşitli söz kalıpları var. Mesela daha gücü var. Tilkiyi tutalım, tavşanı yutalım. Bunu vuralım elimizle. Bunu eğer kalem varsa ellerinde çocukların sıraya da vurabilirler. Yahut önlerinde eğer ses ayarlaması yapılmış bardaklar varsa çatalla yahut kalem ucuyla onlara da bu ritmi vurabilirler. Bu çocuğun ritmik gelişmesini sağlar. Başka daha kalabalık şeyler de söylenebilir. Kara kedi kaçtı, havalara uçtu. Bunu vurabilir çocuklar. Yahut kayıkla gittik, kayıkla geldik. Yavaş yavaş tabii zorlaşmalı. Bunların hepsi bir günde olmaz. Ve çocuğa müzik eğitimini ya da tartımsal eğitimi uzun süreli değil, 2-3 dakikaya geçmeyen parçalar halinde çalıştırmak lazım. Tabii bu alkış vuruşunu kullanmanın yanı sıra parmakları da kullanabilirsiniz. Mesela bir parça çalınırken gel bize, katıl bize, bu şekilde yapabilirler. Bir ellerini yahut öteki ellerinin parmağını şıklatabilirler. İki eli birlikte yapabilirler. Yahut alkışla bu şıklamayı birlikte yapabilirler. Susmalarda parmak şıklatma, sözlerin tekrarında ritim içinde vurgu yapabilirler. Örneğin tilkiyi tut, sus var orada bir tane. Tilkiyi tut, sus, tavşanı yut, sus var. Şöyle yapabilirler. Tilkiyi tut, tavşanı yut. Tilkiyi tut, tavşanı yut. Bunlar düzgün ritimdir. Üç tanesi el çırpma, bir tanesi de parmak şıklatma. Burada çocuklar ayaklarını da kullanabilirler. Tilkiyi tut, tavşanı yut gibi. Onlara seslerin inceliğini, kalınlığını öğretmek için şöyle bir örnek verilebilir. Çocuklar, ben şimdi bir sürü ses söyleyeceğim. O seslerim inceden kalına doğru mu gidiyor, yoksa kalından inceye doğru mu? Örneğin söylüyorum. Da 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 di da da di da. Çocukların bilmeleri istenir. İnceden kalına doğru geliyor. Peki şunu söyleyebilir misiniz çocuklar? La sol söyleyin.
Burada nota öğretmiyoruz. Notaların adlarını öğretmiyoruz. Yani ikilik nota mı, dörtlük nota mı, sekizlik nota mı? Sadece bu sözcükleri sonradan karşılaşacağı bir sözcük olarak, ama şimdi vokal, sesi çıkarma aracı olarak kullanıyoruz. Sonradan da işine yarayabilir. La, sol. Hangisi ince, hangisi kalın? Çocuklara buldurmaya çalışalım. Buna ne aferin diyelim. Üç tane ses. La, sol, fa. Üç tane sesle de çalışabiliriz. Yine çocuklara sorarız. Bu üç sesle yapılmış bir tekerlemeyi de hemen öğretebiliriz. Ayşe, pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Bunun sözlerini ve ezgisini öğretiriz çocuğa ama notalarını öğretmeyiz. Önemli olan çocukların o üç sesten hangisi ince, hangisi orta, hangisi kalın, bunu kavramalarına yardımcı olmak ama öğretmek değil. İkincisi, çocukların bu sesleri çıkarmalarını sağlamak. Çünkü bu sesleri üç tane uzun ses olunca duyup verebilirler. La, sol, fa derlerse eğer, bunun daha la la sol sol fa gibi kalabalık söylenişlerinde yapabilirler. Buradan tekerlemeler yoluyla küçük çocuk şarkılarına gidilebilir. Mesela kısa bir süre sonra gel bize, katıl bize, hem oyuna hem söze, türkü söyleyip oy oy oynayalım loy loy, türkü söyleyip oy oy oynayalım loy loy diye bir şarkıyı çocuklara öğretebilirsiniz. Profesör Sayın Muammer Sun'a programımıza katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Okul öncesinde verilecek olan müzik eğitiminin çocuğun müzik yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Dileğimiz bu eğitimden ülkemizde yaşayan her çocuğun yararlanması. Hoşça kalın. Canım annem, canım babam, işte geldim dünyanıza. Seveceğim, sevileceğim, büyüyeceğim. Beni de alın yanınıza, minicik, küçücük, ufacık adımlarım var benim. Sevinçli, mutlu, sevgi dolu günlerim olacak benim. Minicik, küçücük, ufacık adımlarım var benim. Sevinçli, mutlu, sevgi dolu günlerim olacak benim.